İstanbul Beykoz'da istinat duvarını güçlendirmek isteyen ekipler kaş yaparken göz çıkardı. O çalışma sırasında bir evin bahçesi çöktü. Evden çıkmak için kapısını açan aile uçurumla karşılaştı. Bak geliyor, patlıyor. Buraya kadar zaten kazılmaz ki ya. Yol mu çöktü? Kapımız burası kapımızın önü. Evimin önü çöktü. Bak geliyor, patlıyor. Koskoca yazı bıraktılar, 30-40 derece sıcağı bıraktılar, kışın ortasında duvar yapıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim, çok korktum tabii. Gece sokakta dışarıda sabah 5'e kadar ablularda yollarda oturdum. Gecenin bir vakti büyük bir gürültü koptu, evlerinin kapısını açınca işte bu korkunç manzarayla karşılaştılar. Ya evin içi çökseydi? Zaten evin içinde çatlaklar var. İstinat duvarı sağlamlaştırılsın derken işte böyle evin önündeki bahçeyle birlikte toprak kaydı. Yol çöktü. Yazık, günah değil mi bize? Duvar çalışması var belediye, Büyükşehir Belediye tarafından, Fen İşleri tarafından. 30 sene önce perde duvarı yapıldı. Perde duvar yola yatmak üzere devrilecekti. Beykoz Dereseki mahallesindeki bu yol çöktü. Bakın burada iki katlı bir ev var. Önceden burası bu evin bahçesiydi. Burada çardak vardı, meyve ağaçları vardı. Öyle bir gürültü. Ev sallandı yerinde. Sen neredeydin? Niye kazıklama sistemini yaptırmadan evin dibini açtırdın? Evin dibini açtırmadım. Bak, nasıl açtırmadın? Yani bu toprak... Durdurmadın. Tabii evin bahçesi çökünce... Ev sahipleriyle mahalle muhtarı da karşı karşıya geldi. Tartışma çıktı. Dur abicim, sen dün gece uyurken biz yağmurun altına indiğimiz... Uyumadın mı? Hayır, büyük şeyi aradık. Bakın bir iş makinesi var, kepçe var. Ekipler de burada. Şimdi çöken yolu, duvarı tamir etmeye çalışıyorlar. İş işten geçtikten sonra yapılacak bir şey değil ki bu. Takip edin, bakın. Biraz daha geniş olsa elimi sokacağım. Tabii bu iki katlı evde yaşayanlar tedirgin, diken üstündeler. Bu gece nerede kalacağız, nasıl rahat uyuyacağız diye düşünüyorlar. Bir an önce buranın düzelmesini istiyorum, huzur istiyorum.